Kırmızı et fiyatları yılbaşından bu yana artış gösteriyor. Uzun süredir yüksek seyreden et fiyatı Ramazan ayında da nasibini aldı. Mart ayının enflasyon rakamları açıklandı. Fiyatı en çok artan ürün 19,90 ile dana eti oldu. Çok pahalı kardeşim ama Ramazan olduğu için biraz misafirimiz var, almak zorundayız. Gerçekten çok pahalı yani. Bunun mesela 2, 3, 4, 5 kişi olduğu halde yiyemeyenler var bunun. Pahalı. Gerçi her şey pahalı. Tek et değil. Et değil. Bir kilo et alıyorsun, tencereye koyuyorsun, fire bile veriyor bu. Mecbur. Korkunç. Gerçekten ama hayvancılık bitti. Yani ne bekliyorsunuz başka? Dışarıdan gelse dövizle geliyor zaten, pahalı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte et yemeklerin fiyatları da arttı. Bir ailenin haftalık ortalama maliyeti 1.000 liraya ulaştı. Üreticiler besiciliğin azalmasından şikayet ederken vatandaşlar eskisi gibi et ürünlerini tüketemediklerini dile getirdi. Şu anda piyasada dana eti çok pahalı, yok zaten. Düne kadar 165 liraya kesiyorduk, bugün 200 küsür liraya dana kesiliyor. Yani Ramazan'ın da etkisi var tabii ama nereye kadar gider bilmiyoruz. Kasapların hiçbir şey suçu yok yani. Bunu hayvan üreticilerle mi alakalı, neyle alakalı bilmiyoruz yani. Çok büyük artış oldu. Yani haftada düne kadar 2-3 defa zam geliyordu. Şu anda bir haftadır durdu ama nereye kadar gider bilemeyiz. Hiç iyi değerlendirmiyorum. Gidişat hiç iyi değil. Hayvancılık bitti. Etler hepsi ithal geliyor. Bu kadar zamlar böyle olmaz yani. Her şeye zam, her şeye zam. Biz mesela sadece Ramazan için alabiliyoruz. Önceden her hafta veya 15 günde bir alırken şimdi ayda aldığımız fiyata kıymayı, kuşbaşıyı alamıyoruz. Haftalık alamıyorum artık yani. Alamıyorum. Önceden bayağı uygundu yani, alıyorduk. Haftalık ne diyeyim, 1 kilo 2 kilo kıyma alıyordum ama şimdi aylık zor alıyorum. Bu da Ramazan diye misafirlerim gelecekti. Haftalık değil ki, aylık, kurbandan kurbana birisi verirse ne mutlu bize. Diğer türlü biz alamıyoruz, edemiyoruz ki. 1000'de 1 alıyoruz yani, sürekli alamıyoruz ki.